Sevgili izleyiciler, bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyoruz. Dedik ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün silah arkadaşlarıyla birlikte saltanatı kaldırdığı meclis 103 yıl önce bugün saat 13.45'te açıldı ve yeni bir dönem başladı. Konuğumuz Yeditepe Üniversitesi öğretim üyesi Sayın Furkan Kaya. Sayın Kaya hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi bayramlar diliyorum. Teşekkür ederiz hep birlikte. Elbette bu anonsları yaparken her biri ayrı ayrı gurur. 19 Mayıs'ından tutun Cumhuriyet Bayramı'na, 23 Nisan'ından diğer milli bayramlarımıza. Ama bugün bir başka önemli, çünkü bu kutlamaların içinde çocuklar da var. Kesinlikle. İsterseniz tarihe şöyle bir eşlik edelim. Tekrar bir anımsatın bize. 23 Nisan 1920'ye gelirken bu millet neler yaşadı? Oradan başlayalım. Tabii sizin de arz etmiş olduğunuz üzere bu bayram dünyada hiçbir eşi benzeri olmayan, emsali olmayan, özellikle Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği çok müstesna bir bayram. Tabii neden çocuk bayramı olduğuna gelmeden evvel bu ülkenin geçmiş olduğu o zor dönemleri biraz anlatmak lazım. Şimdi Osmanlı İmparatorluğu biliyorsunuz 3 kıtaya hakim olmuş. Dünyanın en kadim, en büyük imparatorluklarından, medeniyetlerinden 16. Büyük Türk Devleti, yani 15 Büyük Türk Devleti'nin bakiyesi olarak kurulmuş en kudretli imparatorluklardan biriydi. 16. 17. yüzyıl, hatta biraz belki geriye gidersek ünlü Roman yazar Duverger'in yazmış olduğu bir kitap vardır bilirsiniz. Osmanlı İmparatorluğunu parçalamaya dair 100 plan şeklinde, çökertmeye dair 100 plan şeklinde. Ve bu planlar çok enteresandır Tunç Bey, 1291'de başlar. Şimdi Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş tarihi belli. Şimdi 1291 çok erken bir tarih gibi gelebilir ama o kadar çok, hani bugünkü o karşımızdaki düveli muazzama, yani onların şu anda torunları zaten Türkiye'nin mücadele ettiği. O dönemki zihniyetle bu dönem zihniyeti arasında bir fark yok. Çünkü onlar da biliyorlar ki o dönemki küçük Osmanlı Beyliği büyük bir imparatorluk olabilir. Şu anda biliyorlar ki Türkiye Cumhuriyeti küresel bir güç olabilir. Arada çok bir fark yok. 1291'den 1912'ye kadar 100 adet plan ortaya koyuyorlar. Ve ne enteresandır ki 100. planda 1912. Yani Birinci Dünya Harbi'nin, Balkan Harbi'nin başlangıcı, Birinci Dünya Savaşı'na doğru dünyanın hızlı ilerlediği bir dönem. Şimdi Birinci Dünya Savaşı'na baktığımız zaman biliyorsunuz bir Sırp milliyetçisinin Avusturya Macaristan Veliahtı Arşidük'ü suikastle öldürmesi bir mermiyle patlayacak kadar basit bir savaş değildi. Ama o bir mermi işin nasıl söyleyeyim size, köpürtülmesi veya bir bahanesi oldu. Çünkü dünya zaten Birinci Dünya Harbi'ne hazırlanmıştı. Neden hazırlanmıştı? Çünkü dünya diyordu ki, özellikle Britanya İmparatorluğu ve tabii ki onun koalisyon güçleri, Osmanlı İmparatorluğu topraklarını paylaşacağız ve parçalayacağız. Peki sadece 1914 mü? Hayır. Bunun kararı aslında 1815 Viyana Kongresi ile Viyana Uyumu'yla, biliyorsunuz Napolyon Savaşları'ndan sonra Avrupa bir karar aldı. Dedi ki Avrupa Birliği'nin başlangıcıdır o. Evet. Biz bir birlik oluşturalım. Bir büyük dünya savaşına daha mahal vermeyelim. Çünkü biz bugüne kadar birbirimizi yedik. 100 yıl savaşları, 30 yıl savaşları, 7 yıl savaşları. Artık biz buna son verelim. Yanı başımızda daha büyük bir düşman var. Onların ifadesi. Kim? Osmanlı Devleti. Birleşelim. Haçlı Ordusu zihniyetiyle 1096'da başlayan Haçlı Ordusu'nun, 1071'den de biraz bahsetmek lazım ama Haçlı Ordusu'nun artık 1815'ten sonra toparlanıp artık yönünü Osmanlı'ya çevirip Osmanlı'yı parçalamak üzere bunları yapması. Şimdi gerçekten çok önemli notlar var bu konuda. Bilhassa Amerika Birleşik Devletleri içerisinde bir misyonerlik kuruluşu var Tunç Bey, bunu söylemem lazım. Board of Commissioners of Foreign Missions diye 1870'li yıllarda bir rapor yayınlandı. 1833. 1833 hangi tarih? Künkar İskelesi Anlaşması'nın imzalandığı tarih biliyorsunuz. İmtiyazların verildiği, kapitülasyonun verildiği. Ve onların önemli liderlerinden Benjamin Schneider diyor ki, bir fetih savaşına girişmiş askerler olduğunuzu unutmayın. Bu mukaddes ve vaat edilmiş topraklar silahsız bir Haçlı seferiyle geri alınacaktır. Şimdi vaat edilmiş topraklar bir yerden tanıdık gelebilir ama vaat edilmiş topraklar deyişi Hristiyanlar, Haçlı zihniyeti içerisinde de olan bir şey. Neden? Diyorlar ki Anadolu toprakları bizimdir. Neden? Çünkü Roma biziz. Şimdi 1453'te biz İstanbul'u fethettiğimiz zaman Sultan Mehmed'i bir Roma İmparatoru olarak adlandırmaya başlıyor Avrupa. Neden? Çünkü Roma yıkıldı ve İstanbul'un sahibi kimse? 3. Roma odur. Biz İstanbul'a sahip olduk ve 3. Roma Osmanlı İmparatoru haline geldi. Şimdi dolayısıyla bunları birbirine bağlamak lazım. Ve bu tarihler içerisinde özellikle Britanya İmparatorluğu içerisinde de Türkiye'ye karşı ciddi planlamalar var. Hatta 1850'li yıllarda İngiltere Başbakanı Gladstone, o dönemin önemli liderlerinden, diyor ki Türkleri ait olduğu yere, Orta Asya steplerine süpüreceğiz diyor. Onları Anadolu'dan koparacağız diyor. Ve şimdi o döneme baktığımız zaman hem
sömürgeleşme, endüstrileşmenin başlaması, sanayileşme dönemi ve Avrupa'nın bir blok olarak artık bir araya gelerek Osmanlı'yı hatta Türkleri tarih sahnesinden silme harekatı olarak bunu görüyoruz. Neden? Çünkü 1071'in çok büyük bir acısı var. Tabii. Şimdi Malazgirt Savaşı'nı aslında burada da önemli bir yer koymak lazım. Hani arada çok büyük bir tarih farkı olabilir ama 1071 tarihiyle onlar şunu söylüyorlar. Siz Orta Asya steplerinden geldiniz, işte o Roman Diyojen'i yendiniz, Anadolu'ya yerleştiniz. Anadolu sizin yurdunuz değil. Halbuki Tunç Bey biliyorsunuz Türk tarihi 10 bin yıllık bir tarihtir. Etrüskler, Hun Türkleri, Sakalar, İskitler, Hattiler, Altaylar. Bugün Sakalar ve İskitlerin işte bu Çatalhöyük kazılarıyla ve Güneydoğu Anadolu o biliyorsunuz Göbektepe kazılarıyla beraber artık 8000 9000 yıl önceden bu Türklerin bu topraklarda yaşadığı kanıtlandı. Net. 1071 nedir o zaman? Türklerin son kez Anadolu'ya ilk kez Anadolu'ya girişleri değil, son kez girip artık tapuyu ceplerine koyduğu bir tarihtir. Tabii. Ve bizim milli mücadelemiz dönemine baktığımız zaman şimdi o tarihe gelelim. Osmanlı İmparatorluğu'nun artık Karlofça'dan sonra ve 2. Viyano Bozgun dediğimiz 1683'ten sonra geri çekilmeye başlaması maalesef duraklama dönemi, gerileme dönemi ve Osmanlı'nın artık işte Serv Anlaşması'na doğru o sürüklendiği süreçte ne oldu? 15 Mayıs 1919 tarihinde milli mücadele dönemine gelecek olursak, hızlı geçiyorsa çok tarihi aslında anlatmak lazım ama saatler değil, kesinlikle günler yetmez ki, zevkle de dinler izleyicilerimiz. Gerçekten çok tarihimiz çok şanlı. 15 Mayıs 1919'da Yunanlılar vekalet gücü olarak, çok tanıdık geliyor yine, İngilizler tarafından İzmir'den çıkarılması Anadolu'ya ve Anadolu'nun işgali için Yunanlıların ilerletilmesiyle beraber, çıkmasıyla beraber Hasan Tahsin'in ilk mermiyi sıkması ve Mustafa Kemal Atatürk'ün artık Şişli'deki evinde arkadaşlarını toplayarak biz milli mücadeleyi Anadolu'dan başlatmak zorundayız diyerek artık İstanbul hükümeti görevini yerine getirememektedir. Payitaht işgal altındadır ki dönemin şartlarını biliyorsunuz ve o eski o püskü, o belki batacak gidemeyecek denilen Bandırma vapuruyla bütün fırtınalara rağmen, bütün tehditlere rağmen ki bazı belgelerde Sultan Vahdettin'in de bu konuda kendisini izin vererek bazı noktada onda çok tartışmalar var o konuda hakkında ama Mustafa Kemal Atatürk yola çıkarak 9. Ordu Müfettişi Samsun'a gelir ve ayak basar. Milli mücadelemiz o kutsal günle beraber başlamış olur. 19 Mayıs'tan 23 Nisan 1920'ye gelen o 11 ayda da mucizeler gerçekleşiyor. Kesinlikle Tunç Bey. Şimdi biz tarihi sadece böyle kronolojik olarak okuyoruz ya. 19 Mayıs'ta işte ayak bastı. Erzurum Kongresi var. Ama arada o kadar zor günler var ki. Şimdi Mustafa Kemal Paşa bu mücadelenin lideri, Kuvayi Milliye'nin lideri, bu Kurtuluş Savaşı'nın önderi, arkadaşlarıyla beraber tabii ki ama bir de bu işin karşı cephesi var. Tabii. Şimdi kimisi Düveli Muazzama'yla işbirliği yapmış. Yani düşmanla işbirliği yapmış. Kimi teslimiyetçi diyor ki ya tamam oğlan oldu. Bari işte Amerikan mandacılığına savunanlar var. İşte orta yol bulalım, savaşmayalım, daha çok kayıp vermeyelim diyenler var. Ama bir lider çıkıyor ki hayır, ya istiklal ya ölüm diyor. Bağımsızlık benim karakterimdir diyor. İşte liderler böyle dönemlerde aslında ezber bozan ve tarihe yön veren isimlerdir. Ve işte o ruhla, o güruhla beraber Mustafa Kemal Atatürk kongreler dönemini başlatıyor. İlk önce Amasya Tamimi'ni yayınlıyor biliyorsunuz. Önce bir rota belirleniyor, bir pusula belirleniyor. Şimdi yurdun çeşitli bölgelerinde dağılmış vaziyette biliyorsunuz milli mücadele grupları. Herkes kendince bir Kürt işte çetelerle mücadele ediyor, Kürt ve Ermeni çetelerle mücadele ediyor. İşte ajanlarla, casuslarla mücadele ediyor. Bir de içimizde rengini belli etmeyen hani beyaz pirinç olanlar var. Bir de onlarla mücadele ediyor. Şimdi dolayısıyla burada Atatürk şunu ortaya koyuyor aslında ki bu önemlidir. Biliyorsunuz bir fetva yayınlanıyor. Payitahttan deniyor ki Atatürk daha işte katli vaciptir şeklinde, derhal yakalansın şeklinde. Evet. Rutbeli sökülüyor, Atatürk hastalanıyor. Yani kendi kişisel çok büyük problemler yaşıyor. Ve en umutsuzluğa düştüğü anda Atatürk'ün en yakın arkadaşlarından biri Kazım Karabekir biliyorsunuz Doğu Cephesi'nin garanti altına alınmasından sonra Brest-Litovsk Anlaşması ve Bolşevik devriminin getirmiş olduğu o dönemle beraber karşısında tekmil vererek ordumda eminizdeyim komutanım diyor. Peki Atatürk nedir o durumda? Sivil. Ve Atatürk şunu yapar Tunç Bey, bakın bu da önemlidir. Atatürk bir asker, Osmanlı Paşası çok kudretli bir lider ve dönemin şartları içerisinde bir askeri diktat rejimi de kurabilirdi. Kurmadı. Elbiselerini astı, sivil kıyafetlerini giydi ve tek yol demokrasidir dedi. Tek yol cumhuriyettir dedi. Yani halkın iradesidir dedi, milli iradedir dedi. Dolayısıyla Atatürk bu yola çıkarken aslında gerçekten hani kefenini giyerek yola çıktı desek abartı olmayacaktır. Tabii. Ve işte bu kongreler dönemi başlamasıyla beraber öncelikle Erzurum Kongresi, arkasından Sivas Kongresi ve en önemlisi vatan bir bütündür, parçalanamaz ve manda himaye kabul edilemez şeklinde şartlarla, anayasal hükümlerle aslında yola çıkılmıştır. Ve Atatürk bunu yaparken de bir heyeti temsiliye, yani bir meclis kuralım. Kararları ben tek başıma almayacağım ki alsa alırdı.
yapacaksınız dese yaparlar. Hayır. Herkes bir araya gelsin. İyi kötü, kimi saltanat yanlısı, kimi hilafet yanlısı, kimi teslimiyetçi, kimi mandacı. Şimdi bu insanları düşmansınız demek de çok abartı olur. Çünkü dönemi şartları için düşünmemiz lazım. Herkes bir çıkış yolu arıyor. Mesela Halide Edip adı var. Biliyorsunuz Amerikan mandacılığını bir şekilde düşünen bir insandı. Ama o bir çağrı arıyordu herkes. Ama Atatürk böyle bir konsorsiyum, bir mutabakat zemini oluşturmak için heyeti temsiliye oluşturdu. Ve aklında şu vardı. Derhal ivedilikle bu milli mücadelelerin tek elden, tek kumandadan yönetilebilmesi için bir meclis kurmalıyız. İrade-i milliye dediğimiz olayı gerçekleştirmeliyiz ki Atatürk'ün bu noktada aslında çok önemli 3 tane ülküsü var. Bunu söylemek lazım Tunç Bey. Birincisi vahdet-i milliye, milli birlik. İkincisi irade-i milliye, biraz evvel söylediğim gibi milli irade. Üçüncüsü de hakimiyet-i milliyet, milliye, milli hakimiyet. Şimdi bu üçünü bir araya getirdiğimiz zaman zaten Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin oluştuğunu görmekteyiz. Ve işte 1919'da milli mücadelelerin başlaması, Erzurum Sivas Kongreleri, Amasya Tamimleri ve Kuvayi Milliye ruhunun oluşması, ordunun bir kere tek çatı altında gelmesi, tek bir kumanda yönetilmesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurulması aşamasına getirdi. Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi ismi nereden geliyor? Ona da bakmak lazım. Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi. Şimdi burada sanki Büyük Millet Meclisi deyince insanlar işi sadece Büyük Millet Meclisi demesinin arkasında şu var. Biz Türk, Kürt, Laz, Çerkez bütün etnik ve mezhepsel bütünlüğü sağlayarak bu meclisi kuruyoruz mesajı var. Büyük Millet mi? Türkiye Büyük Millet Meclisi demesinin arkasında da bu var. Bir de altını çizer misiniz bu söylediğinizin? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin millet meclisi olmasının yani o ismin verilmesinin en büyük sebebi bütün Türkiye'deki etnik mezhepsel özellikleri ve şekilleri bir araya getirerek bu meclisi kuruyoruz mesajını vermek. Şimdi bizim savunduğumuz aslında milliyetçilik, Atatürk milliyetçiliği. Siz Arap olabilirsiniz, Kürt olabilirsiniz, Ermeni olabilirsiniz, ne olursanız olun. Eğer ben Türk'üm diyorsanız siz en büyük Türksünüz. Derdim Türkiye diyorsanız bizim en büyük Türk sizsiniz. Birçok tanıdığım var Rum kökenli ve dedesi Çanakkale'de savaşmış ve ölmüş. Yani şimdi bunu nereden açıklayacaksın? Siz sen Rumsun, sen düşün diyebilir misiniz böyle bir şey? Mümkün değil. Bugün de bu geçerli. Bizim mücadelemiz ayrılıkçılarla olan mücadeleler. O dönemki Taşnak Kınçakları biliyorsunuz. Kürt Teali Cemiyetleri'nin Doğu Anadolu'da kurularak. Tabii şimdi neler neler vardı o dönem. Ve Tunç Bey şu önemli. Tabii meclisi bir kuralım tabii bir şey. Şimdi 23 Nisan 1920'nin seçilmesi de daha önemli. 23 Nisan Cuma günü seçilmesinin de bir önemi var. Mustafa Kemal Atatürk Cuma namazı sonrası meclisi açmak istiyor. Ve Mustafa Kemal Atatürk, Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları Hacı Bayram Veli Camii'ne gidiyorlar. Orada cuma namazlarını kılıyorlar. Daha sonra 1. Meclis'in önüne geliliyor, kurbanlar kesiliyor, dualar ediliyor. Ve Büyük Millet Meclisi böyle önemli ve mübarek bir günde açılıyor. Ve açıldıktan sonra o dönemin en yaşlı milletvekillerinden Sinop milletvekili Şeref Bey yanlış hatırlamıyorsam meclis başkanlığını yapıyor. O gelenekte oradan başlıyor. Ve ilk sözü de Mustafa Kemal Paşa alıyor ve çok önemli bir konuşma yapıyor. Onu çok kısa isterseniz söyleyebilirim. Tabii, semboller ve adımlar o kadar böyle yerli yerine oturmuş ve herkesi kapsayan adımlar olarak göze çarpıyor ki yani işte o evet, millet evet. olma ruhunun zemini bu. Kesinlikle Tunç Bey. Zaten işte bizim kodlarımız bu aslında. Bunu hep ben şu örneği veriyorum. Türkiye halkı bir aşure gibidir diyorum bu topraklar. Her lezzet bir araya geliyor. Farklı bir lezzet ortaya çıkıyor ama bize ayrıştırmaya çalışanlar da işte buraları tetikleyerek bunu yapmaya çalışıyor. Evet. Bir Atatürk şöyle bir konuşma yapıyor. Hocam, müsaade edin bir Aslanlı Yol'a bakalım. Orada da yürüyüş başladı. Orayı da bir görelim. İzleyicilerimizle paylaşalım. Ardından evet söyleyeceklerinizi çok merak ediyorum ben de. Evet Ankara'dayız sevgili izleyiciler. Aslanlı Yol'da. Büyük bir kalabalık var. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın kutlanmasına ilişkin Ankara'dan gelen en sıcak görüntüler. Yağışlı bir hava olmasına rağmen büyük de bir katılım var. Ahmet Türkeş hazırsa hemen dönelim. Evet Ankara'dayız. Ahmet Türkeş, iyi pazarlar. Hemen sözü sana bırakalım. En güzel noktadasın. Buyur seni dinliyoruz. Evet bak seni görüyorum. Evet 2023, 23 Nisan 2023 tarihindeyiz. Bu yıl Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlanan 23 Nisan 1920'de meclisin açılışının 103. yıl dönümü. Atatürk'ün kurduğu devletin yöneticileri, devlet erkanı ve Atatürk'ün 23 Nisan'a armağan ettiği çocuklar bugün Anıtkabir'de. Yağmurlu bir hava olmasına rağmen burada Türkiye'nin 81 ilinden gelen, Ankara'nın farklı noktalarından gelen
onlarca çocuk atanın huzuruna çıkmış durumda ve Meclis Başkanı Mustafa Şentop önderliğindeki başkanlığındaki devlet erkanı da şu an Aslanlı Yol'dan yürüyüşünü gerçekleştiriyor. O yürüyüşün ardından hemen arkamdaki tören alanına ulaşacak heyet ve ardından Anıtkabir'e gelerek atanın huzuruna çıkacak. Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakılacak, saygı duruşu durulacak, İstiklal Marşı okunacak ve ardından Misaki Milli Kulesi'ne gidecek Mustafa Şentop ve Anıtkabir şeref defterini imzalayacak. Böylece Anıtkabir'deki tören tamamlanmış olacak. Ardından Anıtkabir ziyarete açılacak ve Ankara'nın, Türkiye'nin farklı noktalarından gelen farklı yaş gruplarındaki yüzlerce, binlerce kişi atanın huzuruna çıkacak. Atatürk'ü, düşünceleri, mirasını anacak, hatırlayacak, onu yad edecek. Biz de CNN Türk olarak Anıtkabir'deki bu özel atmosferi sizlerle paylaşacağız. Tabi sabahın erken saatlerinden itibaren Anıtkabir'e girişler başladı. Şu anda da Anıtkabir tören alanını görüyorsunuz. Bir yandan Aslanlı Yol'daki yürüyüş devam ederken bir yandan da şu anda onlarca, yüzlerce öğrenci, çocuk ve Türk bayraklarıyla, giydikleri kırmızı beyaz elbiseleriyle, tüm heyecanlarıyla Anıtkabir'deki bekleyişlerini sürdürüyorlar. Tabii küçük bir ayrıntı, Türk bayrağı tutan öğrenciler, çocukların üzerinde 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezi depremde etkilenen illerinde ismi yazıyor. Hatay, Adıyaman, Şanlıurfa, Kahramanmaraş gibi illerin isimlerinin yazdığı beyaz bluzlu çocuklar Türk bayraklarını taşıyor. Türkiye tek yürek ifadesiyle onlar da burada depremin acısını da hatırlamamıza vesile oldular. Tabii sizler yayınlarınızda 23 Nisan 1920'nin milli mücadele döneminin ayrıntılarını anlattınız. Öne çıkan noktalarını ifade ettiniz. Ben de elimdeki notları paylaşmak istiyorum. Milli mücadele döneminin başında Atatürk'ün yayınladığı genelgeyle Ankara'da olağanüstü yetkili bir meclisin toplanacağı duyuruldu. İstanbul'dan gelen mebuslar, Ankara'ya ulaşabilen mebuslarla 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı. Tabi meclisin adı belirlenmemişti. Meclis açılışından kısa süre önce Mustafa Kemal Paşa önderliğindeki toplantılardan birinde meclisin adının ne olacağı da tartışıldı. Kimi yeni meclisin adının kurultay olmasını öneriyor, kimi Meclisi Kebir adında diretiyordu. Ancak yeni meclisin adı Türkiye Büyük Millet Meclisi oldu. Ve ardından meclisin açılmasının ardından Atatürk tarafından 23 Nisan çocuklara armağan edildi. Böylece bir kez daha tarihe geçirmiş oldu. Dünyada ilk ve tek çocuk bayramı olarak 23 Nisan tarihi aslında tarihe geçmiş oldu. Ve o yıldan bu yıla kadar Türkiye'de, dünyanın farklı noktalarında bu tarih kutlandı. Her yıl ortalama 40 ülkeden onlarca, yüzlerce çocuk, öğrenci Türkiye'ye geliyor. Anıtkabir'de atanın huzuruna çıkıyor. Türkiye Cumhuriyetler'de, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, Azerbaycan'da 23 Nisan Atatürk anılıyor. Ve tabii ki Atatürk'ün çocuklara verdiği önem biliniyor. Özellikle de şu ifadesini hatırlatmak isterim. Küçük hanımlar, küçük beyler, sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı, geleceğin ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. İşte bu ifadeyle çocuklara da aslında Türkiye Cumhuriyeti'nin, demokrasinin, milli mücadelenin, ulusal egemenliğin mirasını da bırakıyor. Şu an itibariyle Meclis Başkanı Mustafa Şentop önderliğindeki devlet erkanı çelenkle birlikte atanın huzuruna, atanın mozolesine bırakılacak çelenkle birlikte tören alanına ulaştı. Onlar yavaş yavaş atanın huzuruna, Atatürk'ün mozolesine yaklaşırken tören alanındaki çocuklar da büyük bir ilgiyle, heyecanla onları görmek için daha da yaklaşmaya çalışıyor. Selam duruyor ve burada şu anda yağmurlu bir havaya rağmen büyük bir heyecan var. Çocukların o heyecan görülmeye değer. Tabii ki siyasilerden de bugün özel mesajlar vardı. CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu 23 Nisan dolayısıyla bir mesaj yayınladı. 15 Mayıs 2023 günü yurdumuzun dört bir yanında bahar çiçekleri açacak sözüm söz, Cumhuriyet demokrasiyle taşlanacak sözleriyle 14 Mayıs seçimlerine işaret etti. Ve Büyük Önder Mustafa Kemal
Kemal Atatürk başta olmak üzere 23 Nisan 1920'de meclisin açılışına yetişen 115 mebusu ve sonrasında çalışmalara katılan diğer mebuslarımızı saygıyla anıyorum ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz saat diliminde Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de çocuklarla birlikte atanın huzurundaydı. Buraya gelerek atanın mozolesine çelenk bıraktı. Onun da bir mesajı vardı. Tüm dünya çocuklarıyla birlikte geleceğimizin ışığı evlatlarımızın ve kıymetli milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum dedi. Şimdi evet Meclis Başkanı Mustafa Şentop, hemen arkasında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, siyasi parti temsilcileri, onlar da burada şu anda atanın huzuruna doğru merdivenlerden çıkıyorlar. Askerlerin taşıdığı çelenk Atatürk'ün mozolesine bırakılacak. Hemen ardından saygı duruşunda bulunulacak. İstiklal Marşı okunacak. Ardından Misak-ı Milli Kulesi'ndeki şeref defteri imzalanacak. Mustafa Şentop o deftere notunu düşecek. Şu anda devlet erkanı Atatürk'ün huzuruna çıkıyor. Hemen arkasında yüzlerce çocuk. Onlar da törenin bitmesinin ardından Atatürk'ün huzuruna çıkmak, atasını ziyaret etmek için bekliyor. Yağmurun da hızlandığını not düşelim. Evet, Anıtkabir'e girildi. Devlet erkanı çelenkle birlikte şu anda Atatürk'ün huzurunda. Her yıl 23 Nisan'da olduğu gibi siyasi parti temsilcileri, devlet görevlileri, devlet erkanı Atatürk'ün huzuruna çıkmış durumda. Şimdi çelenk bırakılacak, ardından saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı okunacak. Dilerseniz şimdi orayı izleyelim, oradaki manzaraya bakalım. Ve 23 Nisan töreni devam ediyor sevgili izleyiciler. Devlet erkanı şu an Anıtkabir'de mozoleye doğru ilerliyor ve az sonra bir çelenk bırakılacak. Saygı duruşunda bulunulacak. Bu tören bittikten sonra da dışarıda bekleyen yüzlerce çocuk yine atasına kavuşmak için, atasını selamlamak, tüm sevgi gösterilerini sergileyebilmek adına bekliyorlar. Birazdan onlar da içeriye girecekler, ziyaret edecekler Anıtkabir'i. Başta Meclis Başkanı Mustafa Şentop olmak üzere Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve diğer partilileri de görüyoruz. Ekranlarınıza yansıyor. Şu an itibariyle daha net görebiliyoruz. Hem AK Parti'nin ileri gelenleri hem diğer siyasi partilerin ileri gelenleri ekranlarınıza yansıyor.
İstiklal Marşı da okundu sevgili izleyiciler. Anıtkabir'de devlet erkanı buluştu. Törene Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, bakanlar ve siyasi parti temsilcileri katılıyor. Dışarıda da vatandaşlar resmi törenin bitmesini bekliyorlar. Ankara'da yağışlı ve serin bir hava var sevgili izleyiciler. Buna rağmen önemli de bir katılım var. Kuvvetle muhtemel önümüzdeki dakikalarda, saatlerde daha da büyük bir kalabalık ağırlayacak Anıtkabir bahçesi ve atalarına koşmak ve bugünü birlikte değerlendirmek, kutlamak isteyecek aileler ilerleyen dakikalarda Ankara'da büyük bir kalabalığı oluşturacak. Meclis Başkanı Mustafa Şentop şu an ekranlarınızda. Evet, içeride resmi tören sona eriyor sevgili izleyiciler. Az sonra da çocuklar atalarıyla buluşacaklar. Biz de Doçent Doktor Sayın Furkan Kaya ile birlikte sohbetimize devam edeceğiz. Meclisi kurmak üzereydik Ankara'ya gitmeden evvel değerli hocam. İsterseniz kaldığımız yerden biz de devam edelim. Hacı Bayram Veli Camii'nde kılınan cuma namazı ve ertesinde dualarla, tekbirlerle 23 Nisan 1920'de meclisimiz açılıyor. Ve dönemin en yaşlı Sinop milletvekili olan Şerif veya Şeref Bey, yanlış hatırlamıyorsam, meclis başkanı olarak oturum başlatıyor. Ve Mustafa Kemal Atatürk ilk oturumda ilk sözü alarak hitabını gerçekleştiriyor. Ve Atatürk'ün orada işte o konuşmasında yine milli iradeden, iradeyi milliyeden bahsettiğini görmekteyiz. Hatta şöyle çok önemli bir cümlesi var, onu da arz etmek isterim müsaadenizle. Lütfen. Efendiler diyor, millet önünde, onun hak ettiği bağımsızlığı önünde, onun layık olduğu gelişme ve yenilenme o arzusu önünde her kuvvet ancak milletin irade ve amaçlarına uymak şartıyla yaşayabilir. Milletin irade ve amaçlarına uymayanların talihi hüsrandır ve çökmedir. Şimdi uluslaşma süreci var biliyorsunuz, ulus devlet modelinin Birinci Dünya Harbi'nden sonra aslında hız kazandı. Ama öyle bir şey ki ondan önce açıklanan bir Wilson prensipleri var. 14 prensip biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri Başkanı tarafından. Ve orada diyor ki sert determinasyon hakkı, her ulus kendi kaderini tayin etme hakkı vardır diyor. Tamam, çok güzel. Ama bunu nerede kullanıyorlar Tunç Bey? 1920, Ağustos 1920, ona geleceğiz, 23 Nisan'dan sonra Ağustos'ta Serv Anlaşması içerisindeki en önemli maddelerden biri haline geliyor. Nedir o? Türkiye'nin Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde bağımsız bir Kürdistan ve bağımsız bir Ermenistan. Şimdi bu bizim misak-ı millimize, milli antımıza, Türkiye'nin ulusal güvenliğine, Türkiye'nin toprak bütünlüğüne aykırı bir durum oluşturmuyor mu? Müsaade edin Sayın Şentop konuşuyor. Öncülüğünüzde toplanan ve açılan, ilk başkanlığını yaptığınız millet irademizin temsil yeri olarak dünyadaki saygın varlığıyla gurur duyduğumuz Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açılışının 103. yıl dönümü vesilesiyle buradayız. Varlık yokluk çizgisine sürüklenen ve büyük bir ümitsizlik içinde sindirilmeye çalışılan milletimizi birleştirip yeni bir diriliş destanı yazarak milli egemenlik idrakiyle teşekkül ettirdiğiniz Yüce Meclisimizin açılış gününde aynı heyecan, şevk ve ilhamla milletimizi temsil etmenin onurunu yaşıyoruz. Milli egemenlikten ve tam istiklalden hiç vazgeçmediğimiz bu 103 yılda, gelecek asırlarda da aynı ülküyle yol yürüyecek müstakbel şuurlu nesilleri yetiştirme hedefiyle çalışıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti milletimizin güvenli ellerinde ilelebet devam edecektir. Kurtarıcı, kurucu ve gazi sıfatlarını haiz Türkiye Büyük Millet Meclisi, milletimizden aldığı gücü önce millet ve vatan idrakiyle demokrasi ve cumhuriyet zemininde kararlılıkla devam ettirecektir. Kimsenin zerrece şüphesi olmasın, Türkiye Büyük Millet Meclisi 23 Nisan 1920'deki kutlu kuruluş gününden bugüne 103 yıldır aynı ruhla misak-ı milli hedefleri içinde tek vatan telakkisiyle al bayrağımız altında varlığımızı sürdürmenin teminatı olmaya devam edecektir. Başta şahsınız olmak üzere milli mücadelemizin asil evlatları olan yol arkadaşlarınızı, aziz şühedayı ve ilk meclisimizin fedakar milletvekillerini rahmet ve minnetle yad ediyorum. Ruhunuz şad olsun. Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un açıklaması ekranlara geldi.
Sayın Kaya devam edelim. Tabii böyle bir meclisten bahsediyoruz. Sayın Meclis Başkanımız da arz etmiş olduğu bir gazi meclisten bahsediyoruz. Biraz evvel demiş olduğum gibi milli iradenin tecellisinden bahsediyoruz. Meclis açıldı. Şimdi meclis açıldıktan sonra da her şey bitmiyor. Şimdi Atatürk'ün dediği herkes bir mutabakat zemini oluşturalım. Bütün görüşler bir araya gelsin ve buradan bir hükümet çıkaralım. Buradan bir devlet anlayışı çıkaralım. Zaten demokratik bir hukuk devletinin olmasının en önemli kaidesi de biliyorsunuz bu Tunç Bey. Evet. Ve Atatürk'e ciddi muhalefet de var meclis içerisinde. Ama Atatürk'ün amacı şu. Bağımsızlık mücadelesini tek kumandadan yönetelim, tek elden yönetelim ve dünyaya şunu söyleyelim. 16. Büyük Türk Devleti Osmanlı İmparatorluğu artık tarih sahnesinden çekilmiştir ve yerine 17. Büyük Türk Devleti olan Türkiye Cumhuriyeti kurulmuştur. Şimdi amaç bağımsızlık mücadelesini başarıya ulaştırmak, arkasından bir Mudanya Ateşkes biliyorsunuz bir müzakere masasının oluşması ve kalıcı bir barış anlaşmasıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin ilan edilmesi. Dolayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurulmasının bir mesajı da yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin dünya tarafından, dünya devletleri tarafından, uluslararası ilişkiler sistemi tarafından hukuken tanınması anlamına geliyor. Şimdi birçok önemli işlevi oldu bu birinci meclisin, ilk meclisin. Bütün şartlara rağmen, bütün baskılara rağmen, bütün olumsuzluklara rağmen bir kere Kurtuluş Savaşı'nda özellikle espiyonaj faaliyetleri ve Britanya destekli olan casusluk faaliyetleri sebebiyle başlatılan isyanların bastırılmasında birinci meclisin çok büyük önemi olmuştur. Çok büyük bir görevi olmuştur. Özellikle Güneydoğu biliyorsunuz Doğu Anadolu bölgesinde işte bizim Musul'u maalesef kaybetmemize sebep olan bazı işte Ağrı isyanı gibi, Şeyh Said isyanı gibi isyanların bastırılmasının meclisin çok büyük görevi olmuştur. İkincisi savaştan kaçanlar için hıyaneti vataniye kanunu çıkarılması. Bir de siz orduyu bir arada tutmak zorundasınız. Orduyu dağıtmaya çalışıyorlar. İstiklal mahkemelerin kurulması, yargılamaların burada yapılması, saltanatın 1 Kasım 1922'de kaldırılması gibi bütün baskılara rağmen bunu başarması. Mudanya'dan bahsettik. Meclis hükümeti. Şimdi burada aslında bu hükümet şeklinden de bahsetmek lazım. Meclis hükümeti ne demek? Yasama, yürütme ve yargı erklerini tek elde toplamış meclis demek. İşte bu savaş hükümetidir. Bu ihtilal hükümetidir. Bu devrim hükümetidir. Bu çok önemlidir. Ve ihtilalin, devrimin, kumandanın başı kim? Meclis başkanı olan Mustafa Kemal Atatürk. Misak-ı Milli'nin kabul edilmesi, daha önce Meclis-i Mebusan zamanında bir ant içiliyor fakat bunun tam olarak işleve konulması gene Büyük Millet Meclisi tarafından gerçekleştirilmesi, bunun halkın içinden doğan bir oluşum olması ve demiş olduğum gibi biraz önce demiş olduğum gibi bütün etnik ve mezhepsel özellikleri bir araya getiren bir meclis olması. Kucaklayıcı bir meclis. Hangi görüşsün? Derdine vatan mı? Vatan. Ne diyorsun? Manda olabilir. Gel görüşelim. Derdin kim? Vatan mı? Şununla tamam gel konuşalım. Ötekileştirmeden, ittirmeden hepsini bir araya getirerek bir mutabakat zemini oluşturan bir meclis olması. Dolayısıyla meclisin kurulması bu anlamdan 23 Nisan 1920 çok çok önemlidir. Tabii bu anlamda ismi nereden geliyor belki ondan da bahsetmek lütfen gerekirse. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Şimdi ulusal egemenlik, milli irade ve çocuk bayramı. Yani ikisi aslında hani birbirine ne kadar alakalı olabilir diye düşünebiliriz ama şimdi iradeyi milliye demek, geleceğimiz demek, geleceğimiz çocuklarımızdır. Öyle bütünlük sağlayabiliriz. Bir önemli özelliği de 1 Kasım 1922'de saltanatın kaldırılmasıyla beraber milli iradenin tecelli etmesinden sonra milli irade bayramı olarak kutlandığını görüyoruz 23 Nisan. Yani 1920'den 23-22'ye kadar bir bayram şeyi yok. Hani resmi bir bayram kutlaması olarak görmüyoruz. Ama en önemlisi 23 Nisan 1920'nin Milli Hakimiyet ve Çocuk Bayramı adını alması da 23 Nisan 1920'de 27'de gerçekleşiyor Tunç Bey. Bu da o dönemde Çocuk Esirgeme Kurumu'nda başlatılan bir gelenekle oluyor. Bu da Atatürk'ün talimatıyla oluyor. Diyor ki Çocuk Esirgeme Kurumu'nda bundan sonra 23 Nisan 1920 tarihi itibaren bir çocuk bayramı olarak kutlanmaya başlansın diyor. Ve 23 Nisan daha sonra Çocuk Bayramı adında 79'da beraber UNESCO adı beraber bütün dünyada çocuk bayramı olarak kutlandığını dünyada görüyoruz. Dünyada tek. Tek çocuk bayramı ve Atatürk o kutlamalarda kendi arabasını, arabalarından birini çocuklara tahsis ediyor. Çocuklar o arabaları süslüyorlar içinde doluşarak işte şehirde turlar atmaya başlıyorlar. Konserler düzenleniyor. Hatta Çocuk Esirgeme Kurumu'nun içerisindeki bir binaya bir küçük çocuk saray haline getiriliyor. Çocuklar orada eğleniyor. Yani bakın bir milli mücadele, bir küllerinden doğan bir millet, vücut bulan bir, ayağa kalkan bir milletten bahsediyoruz ve Atatürk bu önemli bayramı, bu önemli mührü, 23 Nisan mührünü çocuklara armağan ediyor. Yani bu bir o kadar önemli bir şey ki. Yurtta barış, dünyada barışın kesinlikle da değil mi? Üst başlığı bu. Ve diyor ki çocuklarımız bizim geleceğimizdir diyor. Ve şunu söylüyor o dönem içerisinde. Bu bayramı onlara armağan ediyorum. Gözüm arkada kalmayacak diyor. Şimdi bütün ümidim gençliktedir. Gençliğe hitabesindeki sözleri ve çocuk demek ki ne diyor? Türkiye Cumhuriyeti'ni ayakta tutacak olan
ilelebet payidar olacak, Türkiye Cumhuriyeti ayakta tutacak olan gençlerimizdir diyor, çocuklarımızdır diyor. Nesillere önem veriyor ve Atatürk'ün Milli Tedrisat Kanunu'nu o anlamda milli hale getirmesi ve daha sonra biliyorsunuz onlar tabii işte bu Fulbright'lar falan onlar uzun mevzu ama gayrimilli hale gelmesi maalesef eğitim sistemimizin eğitimle başladığını ifade ediyor. Şimdi o eğitim noktasına bir virgül koyalım. Ben bir alıntı yapayım ve son sözü yine size bırakayım. Yıl 27 Aralık 1919. Ata Ankara'ya geliyor. Karargahını Ziraat Mektebi'ne kuruyor ve o zor günlerin birinde Ankara Erkek Lisesi'nin öğrencileri cepheye gitmek için Mustafa Kemal'den toplu olarak talepte bulunuyorlar. Mustafa Kemal öğrencilere şunları söylüyor. Diyor ki, şimdi benim sizlere ihtiyacım yok. Teşekkür ederim. Siz şimdi mekteplerinize dönünüz, derslerinize iyi çalışınız, iyi yetişiniz. Okulunuzu bitiriniz, zaferden sonra sizleri, hepinizi Avrupa'ya tahsile göndereceğim. Avrupa'da okutup döndükten sonradır ki sizlere ihtiyacım olacaktır. İşte geleceği gören bir lider. Ama şunu da bir parantez açayım. Çanakkale cephesinde biliyorsunuz birçok büyük önemli okulumuz mezun veremedi. Şimdi burada milli bilinç önemli Tunç Bey. Bakın bu gerçekten bunu önemli vermemiz gerekiyor. Milli bilinç dediğimiz vatan mücadelesi, gelecek mücadelesini verenler o bilinçli okumuş çocuklardı o dönemki. Ve onlar cephenin en başına gittiler, en öne gittiler ve şehit oldular. Evet. Ama maalesef bunun bilinçli olmayanlar da işte o aradaki farkın açıldığı bir dönemdir o. Dolayısıyla Atatürk'ün milli eğitim sistemine vermiş olduğu önem ve biliyorsunuz büyük bir savaş daha gelecek arkadan ve onu gören bir lider olduğu için Türkiye'nin buna hazırlıklı olması gerektiğini düşünüyor. Ve işte dediğim gibi o Serv Anlaşması'nı yırtan 23 Nisan'dan sonra Ağustos 1920'de İstanbul Hükümeti'nin imzaladığı ama bizim yırtıp attığımız o Serv Anlaşması'nı bütün maddelerini yırtan o meclis, o gazi meclis işte buydu. Peki. Sayın Kaya çok teşekkür ederim katkılarınız için. Ben teşekkür ederim. Birlikte olacağız. Evet.